Renault grubun ikonik Fransız premium spor otomobil markası Alpine, markanın doğduğu Fransız Alplerinden esinlenen ve Uludağ'da gerçekleşen lansmanla tanıtıldı. Kendiyle yarışanlara mottosuyla Türkiye'deki macerasına başlayan Alpine, motor sporları tarihinde elde ettiği sayısız zaferlerden sonra her zaman bir adım önde olmayı tercih edenlerin beğenisini kazanmak üzere görücüye çıktı. Alpine A110 modelinin 3 önemli versiyonu olan A110, A110 GT ve A110 S modelleri motor sporları tutkunları ve tüm spor otomobil meraklıları için satışa sunuldu. Sevgili seyirciler, Renault tarafından Alpine Türkiye'ye getirildi ve bizler de Uludağ'dayız. Tabii ki Uludağ ortamını biliyorsunuz. Biz geldiğimizde kar ve sis nedeniyle aracı çok fazla burada kullanamadık ama size bu efsaneden bahsetmek istiyorum. Alpine A110. Evet, Alpine efsanesi 1955 yılında Jean Redel tarafından oluşturuldu. Çünkü Jean Redel bir oyunu vardı, sevdiği oyun. O aracın o adı bu araca verdi ve bu aracı da 3 temel üzerine kurdu. Bunlar hafiflik, çeviklik ve rekabetçi ruh. Evet, Alpine ilk doğduğundan beri rekabetçi ruhunu çok iyi sergiledi ve motor sporlarında da birçok başarıya imza attı. Kendiyle rekabet edenlerin otomobili haline geldi. Yeniden doğdu, o günkü modele çok sadık kalınarak tasarlandı. Ön yüz neredeyse aynı ama tabii ki modernize edildi. Türkiye'ye 3 farklı tipte gelecek A110. Bunların ilki klasik A110 ve daha düşük güce sahip. Daha sonra bir GT versiyonu ve S versiyonu da var. Onların güçleri 300 beygire çıkıyor. Tabii ki onlar daha performanslı ama 3 farklı sürüş tipi isteyen kullanıcı profili için tasarlanmış durumdalar. Serinin giriş versiyonu olan A110'da 252 beygirlik bir güç çıkışı var ve 320 Nm'lik de tork değerine sahip. Arkasından GT versiyonu geliyor. GT versiyonu biraz daha hem konfor hem de daha sportif bir ruh isteyenler için. Orada bir 340 Nm'lik tork değeri var ve 300 beygirlik de güç çıkışına sahip. Dediğim gibi günlük hayatta da kullanayım ama istediğim anda da gazlayayım, o sportif ruhu yaşayayım diyenler Alpine'in GT versiyonunu tercih ediyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz A110 ise serinin aslında en haşarı çocuğu, en sportif versiyonu. Çok böyle farklı detaylar, karbon detayları var. Görüyorsunuz hem önde, altta, arkada kanadı var. Bu biraz daha sportif ama yine 300 beygirlik güç çıkışına ve 340 Nm'lik tork değerine sahip. Koltuklar Sabelt'in bucket seat dedikleri rally versiyonu. Daha sürücüyü sarıp o virajlarda aracın içinde savrulmadan gitmesini sağlıyor. Bu daha sportif bir versiyon. Bu arada aracın 3 farklı fiyatı var her model için ama bu model fiyatlarına da aksesuarlar ekleniyor. Onu da belirteyim. Yani hani sağda solda rakamını görürseniz Alpine'in fiyatı direkt bu demeyin. Çünkü aracın üzerindeki aksesuarlara, opsiyonlara göre de fiyat değişebiliyor. Maksimum kabaca 1,5 milyon lira daha eklenebiliyor bu aracın fiyatına. Gördüğünüz gibi Alpine 110S sportif ve yarışçı ruha sahip bir görüntüye sahip. Peki 300 beygir güç, 340 Nm tork dışında başka nasıl teknik verilere sahip? Biraz da onlardan bahsedeyim. A110'da 1.8 litrelik 4 silindirli bir benzinli motor yer alıyor. Ancak bu motor aracın dengesi iyi sağlansın diye, iyi bir yol tutuş sağlansın diye, ağırlık merkezde dengelensin diye hemen sürücü ve yolcunun arkasında sadece iki koltuklu bir model bu. Arkada başka bir koltuk yok. Herhangi biri üçüncü kişi oturamıyor. Motor hemen şu arka bölüme yerleştirilmiş. Arkadan itişli olarak gücünü yere aktarıyor. Ve sıfırdan yüze hızlanmalarına baktığımızda ise 4.2 saniye ile 4.5 saniye arasında modeline, versiyonuna göre değişiyor. Maksimum süre saatte 250 ile 275 arasında, onu da söyleyelim. Alpine S'te o sportif kanatlarla beraber 275'e kadar çıkıyor tabii ki ama 250 olarak alabiliriz maksimum süretini.
Dönüş çapı 11.4 metre bu aracın. Buradan da anlaşılacağı gibi aslında bu araç tamamıyla sportif. Hani böyle direksiyonu çok fazla oynatmanıza gerek yok. Virajlarda yola çok iyi tutunan, yere yapışan, yarış ruhunu da içeride size çok yansıtan bir yapısı var. Özellikle içeri oturmanızı eğer bir yerde görürseniz tavsiye ederim. Oturma pozisyonuyla, koltukların sizi kavramasıyla o yarış heyecanını, hani kendinizle yarışın ruhunu birebir veren bir otomobil. Alpine 110'un yakıt tankı 45 litre ve ortalama yakıt tüketimi de WLTP standartlarına göre 7 litre. Hani böyle performanslı bir aracın çok daha fazla tüketmesini beklersiniz ama bu sizin sürüş stilinize bağlı, nasıl kullandığınıza bağlı ama fabrika verilerine göre 7 litre civarında bir tüketime de sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunda en büyük etkenlerden bir tanesi gövde yapısı. Gövde alüminyum şasiden yapılmış %96 oranında, bu çok önemli. Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon sistemi kullanılmış ön ve arka tarafta. Bunlar aracın sürüş performansını etkileyen, dinamizmine katkı sağlayan detaylar. Onlardan da size bahsetmek istedim. Bir de şanzımanından bahsedelim. Çift kavramalı otomatik şanzımana sahip 7 vites ve gücünü bu çift kavramalı otomatik şanzımanla yere aktarıyor. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Uludağ'da maalesef sise ve kara yenik düştük. Bu güzel aracı çok özel hazırlanmış bir parkurda kullanma şansını yakalayamadık. Umarım en kısa zamanda bir fırsatını bulup bu değerli aracı, bence hakikaten değerli bir koleksiyon niteliğinde olan bu aracı kullanma şansını buluruz. Ama özellikleriyle gerçekten etkileyici. Kendiyle yarışanların otomobili A110 artık Türkiye'de.